günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden perşembe, biz uyandık. Biraz geç uyandım, 11.30 falandı yani. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi geç uyanınca. Barış ekmek almaya gidecekti, sonra hadi sen de gel dedi. Bugün de A101'in aktüel ürün günü ama bugün full erkeklere çalışmışlar. Araba malzemeleri vardı, paspastır bilmem nedir. Barış paspas aldı ama o şimdi bagajda. Onu gösteremeyeceğim. Bildiğiniz otopaspas galiba, değil mi? Hmm. Arabanın altına, ayaklarımızın altına koyduğumuz şey. Onu aldı. Daha sonra BİM'den şöyle üçü bir arada aldık. Bunu ilk defa aldı. Barış almış gelmiş. Ben arabada bekliyordum. Kahve dünyasını almış. İnşallah güzeldir. Deneyeceğiz. İlk defa deneyeceğiz bunu. Sonra normal 2 adet ekmek. 5 tane simit. Şuraya baktığımızda şöyle bir paket salatalık. Bunları hep A101'den aldık. İlk defa A101'den pek almazdık böyle şeyler ama. Sonra dankek gibi bir şey, lokmalık, üzümlük diyor. Tabi açılmış paketi satmışlar. Ben tutamadım ağzımı da. Bakın bu da bu önleyici. Bunu aşağı götüreceğiz giderken arabaya. Arabanın camlarının içinmiş. İşte. Sonra birazcık biber, yeşil biberimiz. Birazcık domatesimiz. 2 adet limonumuz. Alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Öyle büyük bir alışveriş yapmadık zaten. Hani eksik olanları aldık sadece. Kate'le gitmeden önce su koymuştum. Bir daha kaynatayım onu çay için. Çay atacağız. Daha kahvaltı yapacağız. Saat 12'ye geldi. Arkadaşlar kahvaltı hazırlığı yapıyorduk bir yandan. O süre zarfında bir yandan da evi süpürdük. Odayı falan toparladım. Şöyle bakın, Barış yine harika bir şekilde döktürdü. Görüyor musunuz? Biberler, salatalıklar, domatesler. Aynı şekilde tuzunu, pul biberini ve limonunu sıktık. Simitleri de böyle koydum. Bakın şimdi bakalım. Burada da Barış'cığımın neyi? Yumurtası yok. Sen yemiyorsun ya. Sadece yumurtası ekledik. Bak şunda bir de yumurta olacak ki sen manzarayı seyredesin. Yap aşkım sen. Sen ye. Olsun, yemeği veren ben. Götüm. Ne olacak? Evet, kahvaltımız müthiş bir şekilde hazır arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Hemen 2 dakika hazırlandım. Şimdi annemgile gideceğiz. Şu an gaz alıyoruz. Ummani'nin çalıştığı petroldeyim. Yanıma geldi, konuştuk az önce. Müşteri gelince gitmek zorunda kaldı. Dediğim gibi gazımızı alıp annemgile geçeceğiz. Annemgilen süt alacağız. Daha sonra annemi de alıp Manavgat'a gideceğiz. Ben birkaç bir şeyler bakacağım. Annemin de yanımda olmasını istedim. Ondan fikirler almak istedim. İnşallah gelir. Tamam dedi ama sonradan fikrini değiştirmez umarım. Böyle. Size de haber vereyim dedim. Geldi koç işte benim. Öyle şimdi gidiyoruz. Değil mi Barış'cığım? Evet, gidiyoruz. Nasıl almışım? Güzel, çok güzel. Bakın kolyemi de taktım arkadaşlar. Dünkü BİM'den aldığım kolyeyi. Allah'ım çok hoşuma gitti benim. Çok güzel ya. Küpeleri takmadım çünkü çok kaba duruyorlardı. O yüzden. Arkadaşlar annemin tipi bu. Evet arkadaşlar, biz annemgile geldik. Evet. Annem de ne yapıyor? Ne bunun adı ne? Çiğe dövüyorum yine, çiğe. Çiğe dövüyormuş tam. Aynen. Buna denk geldik biz de. Öyle. Selamun aleyküm herkese. Aleyküm selam. Bugün çok güzelsiniz Kader Hanım. Maşallah. Tıkandım. Nazar değmez inşallah. Allah razı olsun kuzum. O sizin güzelliğiniz, sizin iyiliğiniz annem. Senin güzelliğin o anneciğim. Teşekkür ederim. Yavrucuğum. Bakalım neler var şöyle. Bir gel. Barış Lady'nin yanına gitti hemen. Ay çok güzel yeşillikler. Bugün hava inanılmaz güzel arkadaşlar. O kadar güzel ki güneşi, esmesi. Yani sıcak sıcak esiyor. Çok güzel. Kaç gündür de yağmurluydu. Bakın yemyeşil. Ne güzel olmuş burası. Bitmişler. Harika görünüyor yeşillikler. Burası da soğanlar. Ben varken dikmiştik bunları annemle birlikte. Şöyle yürüyelim bakalım. Lucky. Kızım.
Çıkmak oyun mu oynamak istiyorsun sen? Ne oldu? Siz ne yapıyorsunuz? Lady'yi mi seviyorsun? Kızım. Özledin mi Lady Barış abini? İnmiş mi şişliği? Geçen geldiğimizde vardı ama. Kader Hanım da geliyor. Ha? Evet. Hakime Yuva'nın kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok canım güzel oldu. Yazman yeni mi senin? Evet, bunu yeni aldım. Çok güzel. Hem de çok çok pahalıya aldım. Kaç paraya aldın? Ya ben, bana uygun gibi geldi ama çok pahalıyım. Kaç? 40? 50? 15 ama 15'e de pahalı Allah diyorum. Allah seni anne ya. Ben de gerçekten... Pahalı. 6,5-7 olması lazım. 6,5-7'ye bir şey mi kaldı acaba? Sakız bile olmuş sana kaç para? Ay ben gibi otobüste simit, bir bayana rastladım. Dur hele. 6,5-7. Dur hele. Vallahi 40 lira sandım Barış. Otobüste bir bayana rastladım. Gıyımda oturuyor. Dedi ki, kaç aldın dedi. O da sen gibi sordu. Ya bir saat oturuyorsun ya, bekliyorsun ya bayan nanan. Bayan nanan diyorum ya, bayan da var, erkeği de var da yanımda oturuyor bayan ya, konuşuyoruz. Bir saat bekleniyor otobüs. Tabii turistler olmadığı için otobüs de kalkmıyor saat başı. Neyse ya, uzattım lafı. Evet, bakmayın. Dinliyoruz. Bir şey dedi bayan da, senin dediğin gibi kaç aldın falan dedi, yazmayı dedi. Ben de dedim 15. Niye dedi, sen çok pahalıya almışsın. Hadi ya. Gibi. Çünkü o 6,5-7'yi almış daha. 3-4 tane almış, birini 6,5-7'yi almış. İyi almış. Yani uygun yerler de varmış öyle. Ben bilmiyordum. Hakikaten de pahalı. Benim için de pahalı geldi. Pahalı değil, pahalı. Benim için de pahalı geldi. Bazen doğallığa kaçıveriyor. Çok kabasın, çok kabasın kaderciğim. Bazen şey, yani doğallığa kaçıveriyor. Olsun. Gel hele, gel gel. Burada. Benim cücüler nereye gitmiş? Cücüler nereye gitmiş senin? Anne, pantolonuma bir şey söylemedin, yeni pantolonuma. Az önce gördüm de yeni olduğunu fark etmedim. Nasıl, güzel mi? Evet, çok güzel. Şey, o günkü giydiğim vardı ya, onunla bunu ikisini bir aldıydık. Güle güle giy kuzum. Eskisin tersiye çıksın. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bir de sen beni çeksene şöyle boydan. He, göstereyim ben de. Net görünüyor muyum? Görünüyorum. Evet. Şöyle normal spor ayakkabılarını giydim. Dur. Şöyle daha güzel oluyor. Evet. Normal spor ayakkabı giydim. Bacağım çözülmüş biraz da, neyse. Sonra bu pantolonumu giydim. Bunu da güzel kuzum, pek da güzel. Bunu da Barış aldı. Bunu gelsiniz, da Barış aldı. Giyiyorsunuz. Böyle. Sağ olsun. Eşini Allah'ın başından eksik etmesin kuzum. Ve kalyem. Barış'ımı. Kalyem. Çok güzel. He, o da güzel. Üzerindeki her şeyi anladım, senle anladım. Dahil ben aldım diyor. Yani beni evet, aldım. Evet, evet. Ya sen var ya Barış'ım, canım benim, kurban oldum. Şunun yürüyüşün asaletine kurban. Yavaş yavaş, hadi biz cücülere bakalım. Bir şunlara bak, buraya. Anne, buraya inip bir de çıkması var. Üşeniyorum ben. Yok artık. Ay, bu genç olacak. Koştur koştur inerim. Koştur koştur. Hadi koşturam o zaman. Anne, frenler tutmuyor. Aha, bunlar mı senin? Şimdi bak. Şimdi gördün bizim cücüler rakibi. Evet. Abi, ne tatlılar kız değil mi? Ta buraya nasıl geldi bununla? Çilli. Şey, akşam evi buluyorlar mı? Buluyorlar ama yolda, yolu gördün ya. Karşıya geçerken çok riskli. Araba çarpar. Korkuyorum. Bizi dinliyorlar kız. Hadi anne, koşarak çık bakalım. Hadi gelin bakayım buraya. Koşarak çık bakalım. Çıkarım, çıkarım. Ay maşallah. Gördün. Bir de ben. Allah! Allah! Aman! Var ya, iyi zayıflarsın burada. İn çık, in çık. Ay, sürekli denip çıkıyoruz ya, yine de zayıflamıyor. Çok daraldım ya. Koştum, bir de senin şimdi nefes darlığı başladı. Bak, bunu var ya. Neyse, dur sakin ol, ben bir şey söyleyeceğim. Ben seni almaya geldim. Allah'ın izni, peygamberin kabriyle seni almaya geldim anne. Tamam.
Tamam kuzum gidelim. Babam bana izin verdi mi? Nereye götüreceksen hadi bakalım gidelim. Bir tane mağaza vardı ya arkadaşlar, sizlere bahsetmiştim. Gösterdin mi orayı? Yok çekmedim de. He, çekiliyor mu? Ben de merak ediyorum. Hadi gidelim birlikte bakalım. Çekiliyor mu çekilmiyor mu bilmiyorum. Bazı mağazalar izin vermiyor hani görükmemesi için. Zaten içerisinde müzik açık oluyor birazcık. Ondan telif yerim değil mi? Çekebilirsem size gizli gizli çekmeye de çalışırım. Sıkıntı çıkmasın yani. Yani. O yüzden annemi de hem gezdirelim dedik. O da baksın şöyle teşekkür bir. Teşekkür ederim. Tamam kuzum gidelim. Ay, hep birlikte sevenlerimizle gidelim. Evet. Gidelim. Hakime bir şey anlatacağım tekrar. Tamam evet. Fatma teyzen böyle var ya sırtına sarılmış odunu. Hı. Yüklenmiş. Tam ben onu çekecektim zaten o şekilde. Hani niye çekiyorum biliyor musun? Gençlere örnek olsun. Ben de gencim. Ha genç gençlik mi kalmış da. Hani ama benden hani nece büyük. Tabii gençsin gene canım. Daha evet. Maşallah 35 yaşındasın. Ay neden nereye geldi laf ya? Barış'ım yalnız kaldı orada bak anne. Tamam hemen gideceğiz. Odunu böyle sırtına maşallah yüklenmiş. 40 bin kere maşallah. Ben çoktan ölmüşüm zaten ölmüşüm. Bak aha bu odunu o getirdi. Palamutlar hep dökülmüş yerlere. Atıyoruz biz bunları. Hadi ya. Evet. Yeniliyor bir de bu değil mi? Bunu böyle. Tek başına. Tek başına yürüyoruz bak. Bu kadar odunu. Bak böyle ipine sarılmış sırtına. Evveli öyle derler yaşlılar. Babaannemiz, anneannemiz. Sırtına ipine sarınırlar, yüklenirler, öyle getirirler. Maşallah aşağıdan vallahi. Aşağıdan biz koşarak çıktık ya, oradan getirdi. Aa, helal olsun. Helal olsun. Nerede Mekke dayıgil yok mu? Ha? Burada hep oturuyorlardı ama işte odunları getirdi az önce. Girmişler içeriye. Girmişler. Hadi gidelim Barış'ın yanına. Evet. Arabamız. Yüzüğüm. Keşke çekmiyor onu. Evet çekiyor. Öylesine yapıyor zannediyorum. Hayır. Anne. Sevenlerimle buluşturan sevenlerimiz. Sen niye ben geldiğimde hiç video çekmiyorsun anne? Çekiyordum az önce. Açılış yapalım mı birlikte? Yapalım. Yapalım. Tamam. Tamam. Kahve yapmaya giriyordum da. Tamam. Tamam nasıl istiyorsan hadi. Tarlada mı yapalım? Hoş bulduk. Ha? Bu banka kime tanıştırayım? Babam. Baban. Adı ne? Mehmet baban. Hani öyle bir dedin ki baban tanıştırayım değil mi? Ya yani ben de ne diyeceğimi sapıttım. Ya şöyle. Kuzum kapı açtı ya baban. Ha evet. Adam dikeldi kaldı. Ben evet. De öyle ama dedim. Hoş geldiniz dedi. Ben de hoş bulduk dedim. Onları duydun mu? Pek resmi gibi oldu böyle de ondan dedim. Ya biraz espri yaptım. Bugün hava çok güzel ya benim. Bir tane kadın var daha aklıma geldi. Bugün hava çok güzel ya. İçim içime sığmıyor. Ne bileyim çok mutluyum ya. Ne gerçekten. Güzel ne güzel. Öyle. Tamam, hadi kahve içip gideceğiz ama tamam. Açılış diyorsun. Tamam hadi ayarlarız onu. Tamam hadi. Kahveyi evet. Yapalım. Biz hazır arkadaşlar. Birazcık döküldü kusura bakmayın. Bize afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Manavgat'a geldik arkadaşlar. Manavgat'tayız şimdi. Annem de burada. Gördüğünüz gibi yanımda. Geldi. Bakalım gideceğiz diye dediğimiz yere şöyle dolana dolana geze geze gideriz. Bakalım neler var. Arkadaşlar söylediğim asıl meşhur dediğim defalarca anlattığım yere geldik arkadaşlar. Konsept buranın ismi alışverişte konsept diye geçiyor. Bakar mısınız her şey gerçekten inanılmaz çok güzel ve ben de sonunda ne aldım biliyor musunuz? Bulaşık makinesini aldım ve kahve makinesi aldım. Size şimdi aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra evde ayrıntılı bir şekilde konuşuruz arkadaşlar. Arkadaşlar aldığım kahve makinesi bu. Tekli makinelerden aldım. Çiftlilerden alacaktım ama sizler önermediniz. Hem yer çok kaplıyor dediğiniz için. Onu almadım. Ben de bu Arzum'un Okko Minio diye geçen markasını aldım arkadaşlar. İnşallah güzel olur bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Böyle bu şekilde çıkartıyorsunuz. Kenarlarında da gold detayları var gördüğünüz gibi. Böyle kaşıklı. Direkt ben bunu hemen hop aktarıyorum. Zaten mıknatıslı gibi birazcık. Hemen çıkarıp geri takabiliyoruz. Kenarı da böyle siyahlı. Normal bir şekilde. Böyle fiyatını da size söyleyeyim. 588 TL arkadaşlar. 24 taksit yaparsanız. Normal peşin satış fiyatı da 532 TL. Şöyle net göstereyim sizlere de. Evet, diğer söylediğim bulaşık makinesine gelelim arkadaşlar. Aldığım bulaşık makinesini göstereceğim. Bunları aldık arkadaşlar. Ama
Dışarıda ayrıntılarını konuşacağız. Bu benim. Şu gördüğünüz benim. Müzikle açıldı şansıma. Şu an çekemeyeceğim. Size ayrıntılı sadece şeylerini göstereyim. 4 programlı arkadaşlar. Eko, yoğun ve 58 dakika ve 30 dakikalık konuşamadım. Burada hızlı konuşuyorum müzikten dolayı. Fiyatları da bu şekilde durdurup bakabilirsiniz. Hızlı geçiyorum çünkü. Altus markasının gördüğünüz gibi eve gelince ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Sizlere şimdi nasıl aldık, nasıl ettik bu konularda biraz açıklama yapmak istiyorum. Sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir mağaza. İnşallah pişman olmayız. İnşallah güzel olur. Hayırlısıysa inşallah. Yani hep birlikte annemle birlikte daha doğrusu Manavgat'a gittik. Mağazaya gittik, girdik içeri, ne alacağımızı söyledik. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Konsept mağazası. Orada da çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım sizlere. Biraz utansam da zorlansam da hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Zaten bulaşık makinesi için gitmiştik Barış Bey'le. Şu an kuşa gömüldü hemen. Güvercin videoları izliyor. O yüzden yanında konuşayım. O da bana destek olsun, anlatsın diye. Birlikte çekelim dedim. Bulaşık makinesini arkadaşlar Vestel'in de vardı. Vestel'inki 3000 kusur TL'ydi. Aynı 4 program, 3-4 programlık bir makineydi. Ve de Altus'unki vardı. Altus'unki daha uygun geldi bana. 2300 TL'ydi. 4 programlıydı. Zaten sizler de 3 programı, hatta 1 programıyla yapıyoruz genelde diye yorumlar yazmışsınız bana. Hepinize teşekkür ederim. Onlar için de. O bulaşık makinesini almaya karar verdik. Daha sonra kahve makinesi istiyordum ikililerden biliyorsunuz. Sizler de demiştiniz ki bana ikili hani çok fuzuli, yer kaplıyor, çok kaba duruyor, bir tanesi yeterli falan dediniz. Normalde o yüzden iptal etmiştim kahve makinesi işini, almaktan vazgeçmiştim. Oraya gittikten sonra benim aklımı çeldiler. teklilerinden gösterdiler. Hatta size gösterdim aldığım kahve makinesini. O tekli kahve makinesini almaya karar verdim. Nasıl olsa kendimizi sıkıştırmadan ödeyeceğiz. Elden taksitle ödeyeceğiz. Yavaş yavaş ay ay 50-50 mesela atıyorum. Onları da Barış anlatsın size. Ödeyeceğimiz için almışken iyisi olsun, almışken güzeli olsun diyerekten teklisini aldım. Çiftlisine gerek duymadım. Zaten iki kişiyiz. Komşum gelse onunla da iki kişi. Taş çatlasın. 4 kişilik. O da yapıyormuş zaten. Onlar geldikten sonra sizlere bulaşık makinemi de kahve makinemi de ayrıntılı bir şekilde çekip göstereceğim sizlere. Hatta deneyeceğiz birlikte. Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Buradan da teşekkür ederim kocişime. Beni kırmadı, aldı. Kahve makinesini almayacaktım. Ona rağmen kahve makinesini Barış aldırttırdı. Yani kahve makinesini Barış al diye ısrar etti. Çünkü benim istediğimi bildiği için orada da al deyince aldım. Aslında gitmişken halı da alacaktım ama bu sefer de baktım ki her ay ödeyeceğimiz fiyat daha çok yükselecek. Şimdi 200 TL ödeyeceğiz. Halıyı da alsam daha fazla ödeyeceğiz diyerekten almak istemedim. Belki bunları erkenden bitiririz. Ondan sonra da bir de halılarımızı alırız. Nasip kısmet bunlar. Şu an halım var Allah'ıma şükür. Ayağım bastığımda yerim kuru. Halım var. Sadece mutfak için istiyordum. Mutfağın ölçülerine göre zaten bir halı olmadığı için de almadım arkadaşlar. Taksitler nasıl olacak Barış Beyciğim? Kefil yok. Senet yok. Kefil senet yok. Her ay 200 lira. Biraz sesle söyler misin? Kefil senet yok işte. Her ay 200 lira gideceğiz. Ayın 1 ile 30 arasında yatıracağız. Geleceğiz. Ya gününü de evet gününü de biz kararlaştırıyoruz. Ayın birinde paran mı var? Git birinde ver. Beşinde yok mu? 30'unda ver. 10'unda mı var? 10'unda ver. 20'sinde mi var? 20'sinde ver yani. Bu avantajı var. Aynen. Şimdi bazı kişiler diyecek belki elden taksit pahalı verirler. Ben onu araştırdım. Araştırmasını da yaptım. Gerçekten uygun. Nasıl uygun derseniz. Şimdi en basit örneği kahve makinesinden bahsedelim. Tamam, burada taksitli fiyatı 500 lira. Peşin fiyatını sorduk. Başka bir mağazada indirime girmiş. Cuma indirimi 459 lira demişler. 460 peki, lira de yani. Peşin fiyatı evet. Burada peşin fiyatı burada da 450 lira hemen hemen. Bir 50-100 lira bir fark var.
Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, bizim aldığımız kahve makinesi Fakir'in, pardon Arzum'un ve Karaca marka. Daha dedim ki gördüğümüz bahsettiği yerdeki marka bir kahve. Bir kahve ilk defa duydum. Aradaki fark. Tamam. Burası 15 ay taksit. Elden taksit. 100 TL de çok değil bence. Kimse malını yani tutup da sana ben 500 lira malı vereceğim. Üstüne faiz koymadan 15 ay vereceğim. Elden taksit. 100 TL bana göre hiçbir şey. 100 TL nelere gidiyor? Öyle canım. Bulaşık makinesi de öyle. Peşin fiyatı 2200 lira. Taksit trafiği 2300 lira. Taksit fiyatı. 100 lira fark var arada. Gayet uygun. Evet. Yani oradan çıktık, birkaç tane mağazaya girdik. Profilo, Ağçelikli, Beko'ydu. Çok pahalılar. Farklı farklı yerlerde sordum. En düşük bulaşık makinesi 2600 lira. Evet. 2800 lira, 2750 lira, 3000 lira. Daha da yükseliyor zaten artık. Bence uygun. Şeyde yani, anlatır mısın? 3 günlük onay süreci varmış bir de arkadaşlar. Onu şimdi da size bildirelim. Hemen gelmedi o yüzden. Şimdi biz bütün işlemlerimizi yaptık. Tabii bunun bir şartı var. Eğer şartlara uyumluysan 3 gün sonra onaylanacak. 3 günlük bir onay süresi var. Bu bir günde de olabilir, 2 günde de olabilir. Eğer o şartlara uygunsan onaylanacak. Onaylandıktan sonra malzemen evine gelecek. Evet. Uygun değilsen de orada bir takım evraklar var imzalattığın. Uygun değilse de onaylanmadıysa da gideceğiz ve evraklarımızı alacağız tekrardan. Evet. İnşallah onaylanır arkadaşlar. Yani kurallardan biri de Manavgat'ta yaşıyor olmaktı. Biz de Manavgat'ta yaşıyoruz zaten. Yani köylerim veyahut da Ay sinek. Yaşıyor olmaktı. Manavgat'ta yaşıyoruz. Bir de 6 aylık sigortan olması gerekiyor. Allah şükür Barış'ın da var yani sigortası. O yüzden olur ümidindeyiz. İnşallah olur. Ben aldık gözüyle bakıyorum. İnşallah bir hayal kırıklığına uğramayız. Her şey nasıl kısmı. Ya alınacaktı. Ben aslında onu gider peşinde alırım. Alırım yani karttan peşin alır. Taksisi de yaptırırım. Ama bu da yani uygun, cazipli geldi. Aylık 150 lira, 200 lira bir şey değil. Öyle. Çalıştıktan sonra, iş imkanı olduktan sonra her şey olur yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yeter ki Rabbim iş versin, sağlık versin. Evet. Yani düşün, o makineyi alıp ben yarın ölsem, o makineyi kim kullanacak? Ben hiçbir şey kullanmam, olduğu gibi satarım. Allah korusun diyeceğine bunu mu diyorsun? Barış ya. Şaka kalbimi ya. Çok kırdın şu an. Şaka yapayım. Sen olmazsan malın ne kadar var? Onları satar güzelce parasını yer. Aşk olsun. Allah kesin. Ya gene şeye bağladık. Hadi ölürsen Barış. Ya bağladım. Neyse arkadaşlarım. Artık burada vedamızı edelim bizler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak bu sinek beni rahat bırakmıyor Barış. Bak 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 sinek. Abi. Sineğe vurdum. Barış burnumu vurdum. Yok yok sana vurmadım. Vallahi burnumu vurdum. Ezan okunuyor bak. Vurmadım. Bu nasıl bir inat sinek ya? Sinek de mal olmuş. Kafayı yemiş. Uçmuyor da. Burnuma vurdum. Gözümü. Bir intikam alabilir miyim ya? Kıyamadım hadi ben sana yine. Haydi arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Gir. Buldum.